Aslan'a İvan Aslan size de kocaman alkışlar gelsin. Şeref vermişsiniz. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Esmer Navet'e Müzikle şöyle buluştum. Babam ben küçükken hep bağlamasını alıyordu, bize çalıyordu. İlham oradan geldi. 10-11 yaşından sonra ben de bir enstrüman, gitar çalmaya başladım, öğrendim. Sonra kendimi böyle yavaş yavaş geliştirdim. Gitarı öğrendikten sonra sosyal platformlara çektiğim kısa videolarla yavaş yavaş kendimi geliştirdim. Bu bir süre sonra hem ticari anlamda hem de normal sanatsal anlamda kendimi daha öne sürmeye başladım. İnsanlar da bunu sevdi. Günden güne bizi daha çok tanımaya başlıyorlar. Yeni klipler çekiyoruz zaten. Ramazan'dan sonra güzel bir klip daha paylaşmayı düşünüyoruz. Şarkının ismi de Nebunate Çizore. Heyecanla biz de bekliyoruz o günü. Bu çalışmada karşılaştığım zorluklar önceleri mesela bize yazan, bize sosyal platformlarda yeri geliyor mail olarak yazan insanlara cevap verebiliyorduk. Şimdi günden güne arttıkça, günden güne gelen mesajlar arttıkça zor. Yani yetişemiyoruz, her tarafa yetişemiyoruz. O platformdan diğer platforma cevap vermeye yetişemiyoruz. En ufak bir zorluk diyeyim. Dinleyici kitlemiz, yani belirli bir kitlemiz yok. Her ülkeden, her şehirden bizi dinleyen var. Yeri geliyor Fransa, yeri geliyor Almanya. Özellikle Almanya'da zaten bizi dinleyenlerimiz, sevenlerimiz çok.
Ben bu işe ilk başladığımda canlı yayınlarda yaptığım samimi davranışlarla beni böyle sevmeye başladılar. Benliğimi unutmadığım için beni galiba bu yüzden sevdiler. Yani her dilden, her ırktan beni dinliyorlar. Belirli bir kitle henüz oluşmadı. Bölgedeki hemen hemen 15. 16. sahnem oldu. Van'daki ikinci sahnem. Van'da kendimi gayet rahat hissediyorum. Yani sanki kendi memleketimdeymişim gibi. İnsanlar o kadar sıcak. Özellikle Van Gölü'nü gördükten sonra ben biraz daha Van'a ilgi duymaya başladım. Öncelikle Serhat Nivs'e çok teşekkür ediyorum bizle röportaj yaptıkları için. Ve onları izleyen, onları dinleyen ve takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakanızdan dolayı sonsuz teşekkürler. Kayaorgaz'ın sahibi Ercan Kaya. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Öncelikle Antalya'da başladık. Son 5 yıldır Van ilimize konser yapmaya devam ediyoruz.
artık elimize yavaş yavaş Kürt sanatçıları, yöremize ait olan sanatçıları getiriyoruz. Bugünkü konserimizde şu an Kürt sanatçımız olan İvan Aslan, şu an yükselişte olan, gerçekten mükemmel sesi olan bir sanatçımıza sahne alıyoruz. Şu an yukarısı tıklım tıklım zaten. Elimize bundan sonra daha da iyi sanatçılar getireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Elimizden geldiğince şehrimizin sosyal, kültürel etkinlikte daha iyi olmasını sağlıyoruz. Bu işe üniversite zamanında başladım, Antalya'da başladım. İlimize geldikten sonra ilimize bir konser açığını olduğunu gördük. Zaten şehrimize konser kültürünü biz kaya organizası olarak oturttuk. Yani biz buraya konser yaptıktan sonra artık insanlar yavaş yavaş konser yapmaya başladı.